Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi. Yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yayın kaldığı yerden devam etti. Programa ara verilmesiyle ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm." dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu dersiniz. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınına katıldı. Saat 22'de başlayacağı açıklanan yayın 23.30'da başlarken Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi. O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk rejiye dönerek reklam arası verilmesini istedi. Program yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Erdoğan programa ara verilmesiyle ilgili yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm. Programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündük. Sözümüz için geldik, izleyicilerden helallik isterim dedi. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti. Her şeyden önce üzerinize afiyet diyorum. Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Hatta programı iptal etsek mi diye düşünmüştüm. Ama söz verdik ve geldik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum. Zengin bir beşeri yapıya sahibiz. Şu anda benim kabinedeki arkadaşlarımın sayesinde sürüşüm aslında bu liderlik tasarrufudur. Bir liderlik tasarrufu olarak da bu arkadaşlarımızdan nereden nasıl istifade edebiliriz düşüncesi içerisinde bütün bakan arkadaşlarımı sahaya sürmüş durumdayım. Bunların içerisinde sadece istisna olarak Kültür ve Turizm Bakanım var. Onun dışında şu anda sahada olmayışın nedeni mesleği. Onun dışındaki bütün arkadaşlarım sahadadır. Onların sahada olmasının getirilerini çok olumlu görüyorum. Ve inanıyorum ki ağırlıklı olarak deprem bölgelerinde olan bu arkadaşlarımızdan biz istifade edeceğiz açıklamasını yaptı. Erdoğan son olarak özellikle herkese çok teşekkür ediyorum. Ekranların başında bizi izleyen tüm vatandaşlarımızdan affımı istiyorum. Yarın Ankara-Sivas yüksek hızlı tren açılışımız var. Orada olacağız ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.